Evet sevgili dostlar sponsorlarımız bolvar.com'un ve Kayseri Ödülü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 52.600'de olduk sayenizde desteklerinizde katkılarınızla ve bundan dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki bizlerlesiniz iyi ki varsınız sevgili arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Hepinize Ramazan <laughs> hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi bir maç klasiği spor yazarlarının yorumlarını ben hızlı bir şekilde dile getiriyorum. Çünkü bunu yapmadığımız zaman e, sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. 5-0 yendik. Yazarlar Uğur Meleke ile başlayalım. Fenerbahçe İsmail ile Ceko arasında oynayan dörtlü İrfan Şimanski, Fred Tadic yine başroldeydiler. Ama birçok hücumcu hücumda ikinci hatla üçüncü hat arasına gelerek e, 9.5 rolü oynayan Ceko'nun hakkını ayrıca teslim etmek lazım. Şimdi Ceko çok gol kaçırdı. Bak sonuna kadar haklısınız. Katılıyorum. Ancak ben bunu kendi cümlelerimle ifade ettim. Dedim ki arkadaşlar ben de halı sahada çok gol kaçırıyorum. Ama yani takımın umudu benim gibi bir şey söyledim. Bak bu çok güzel atıyor. Yani birçok hücumda ikinci hatla, üçüncü hat arasına gelerek 9.5 rolünü oynadı Ceko. Ceko'nun bu katkısını Beşiktaş'ta oynadığı tek sezonda etrafındaki Olcay, Oğuzhan, Gökhan Türe gibi isimlerin hepsini yıldızlaştıran Mario Gomez'e benzettim ben diyor. Biz de benzettik. Gürcan Bilgiç. Maçları hakemler yönetmiyor. Çok doğru bir cümle. Her bölgeyle etkili ve tehlikeli bir takım vardı ortada. Eskiden taraftarı bölerek takıma oyunculara düşman ederek hallederlerdi işlerini. Sarla Civert'te askerler ortada bilet bırakma bırakmamacasına stadına akın etmeye başladıklarında ıstıklar alkışları doğru yerde koyduklarında silahsız kaldı o 5 kollu şov maçında neler olmuş diyebilirsiniz. Anlayıp bu maçları hakemler yönetmiyor. Erman Toroğlu. Bu sene Fenerbahçe ve Galatasaray öyle bir kadro kurdular ki hakemlerin de bunlarla baş edeceğini zannetmiyorum. Ama öyle bir yerlerde bazı şeyler yapacaklar ki tahmin ediyorum hep beraber göreceğiz. İnşallah düşündüğüm gibi olmaz. Olacak gibi. İşte dünkü maçlarda gördüklerimiz. Fenerbahçe'nin lehine net penaltıyı verme. Peki Fenerbahçe'li bir futbolcu sinirlendi. Bir hareket yaptı. Bir sarı, ikinci sarı, kırmızı göster, atı ver. Sonra ne olacak? Ama sarı lacivertler öyle takım kurmuşlar ki hakemler bir yerde kışkırtırlar mı? Yani bir yerde kıstırırlar mı merak ediyorum. Aynı olayı Galatasaray için de söyleyebilirim. Zaten ligde Fenerbahçe ve karısı Galatasaray var. Bunlara yakın bir de Adana Demirspor diğerleri hikaye falan diyor. Ahmet Çakar hakemi genel olarak çok beğendim. Maça çok tartışmalı hakem kararları. Şunu söyleyeyim hakem Cihan Aydın'ı genel olarak çok beğendim. İki karar dışında tüm kararlar doğdu. Doğru. Buna o Fenerbahçe'nin falan filan elli oynaması dahil geçiniz. Tad için kafayla temas etti. Rize suratına kadar kaldırdı falan filan. Ercan Güven 5-0'ı bile aşar. Çaresiz Rizespor, Fenerbahçe pozisyonlarına savundu durdu. Farklı mağlup oldu Rize Spor'da. Rize Spor'da da Fenerbahçe ile farkı fark edip üzülmemeli. Bu Fenerbahçe aralık sonuna kadar oynayacağı maçlarda muhtemelen 5-0'ı bile aşar. Bravo Fenerbahçe, bravo İsmail Kartal diyor. Futbol birikimi seçimi, tercihi, oyun planı bir yana Kartal'ın bravosu kişisel Hümanist sükuneti ile zaferleri bile abartmadan ligin tansiyonu dengelediği için en başta diyor. Hocam biz bu cümleden bir şey anlamadık. Yani arkadaşlar şımarmayıp her olayda hani olur daha yolun başındayız gibisinden telkinli konuşup insanları gaza getirmediği için ve ee, haddini bildiği için diyor. İlker Yağcıoğlu. Fenerbahçe büyük düşünmeli. Hücumdaki bu kadar başarıya bir de işin savunma tarafındaki oyun eklenince rakipler Fenerbahçe kalesine gelmekte zorluk çekiyor. Açıkçası bu kadro ligin üstüne bırakın mağlubiyeti puan kaybetmesi bile sürpriz olacak gibi gözüküyor. Dünkü maçın hakemi ilk devre Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynasa da Kanarya'nın aldığı farklı skor bir anlamda onu da kurtardı. Son olarak İsmail Kartal'ı bir kere daha tebrik ederim. Bu takımın büyük düşünmesi gerektiğini altını çizelim. Bundan kastım Avrupa'da final oynaması demiş. Ömer Üründül. Cihan Aydın mükemmel bir kondisyona sahip. Üstelik de cesur bir hakem. Dün de genel yönetimi iyiydi ama ilk yerde Şimanski'ye yapılan öylesine %100'lük bir penaltıyı çalmadı ki başarısına gölge düşürdü. Bir pozisyon bu pozisyon vara ne demeli? Protokol incelemeye çağırman için net kanıt diyor. Bu pozisyondan daha iyi kanıt mı olur diyor. Rıdvan Dilmen kendi oynadığım dönem dahil ben bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim. Tarihin en iyi kadrolarından biri diyordum. Vazgeçtim tarihin en iyi kadrosu demiş. Ersun Yanal 6-7-8 olabilirdim. Ağır ve de... Agresif savunma Fenerbahçe'yi pozisyonlara götürdü. Bence 6 7 8 de gelebilirdi. Fenerbahçe'nin oynadığı maçlardaki temponun dışına çıktı. Fenerbahçe bu tempoyu sürdürürse fark yaratmaya devam edecektir diyorum. Mehmet Özdirek Geçen seneki oyun anlayışını bu oyuncularla oynar mısın? Geçen sene koşucu oyuncularla oynuyordu Fenerbahçe. Bu sene hem topa sahipsin hem de rakibine fırsat vermeyip ön alanda sürekli baskı yapıyorsun. Taraftarlar da İsmail Kartal'ın bu anlayışını beğeniyor demiş. Şimdi dün tartışılan bir konu vardı. Michi Batshuayi. Fenerbahçe'de Michi Batshuayi gerçeği. Gerçekleri konuşmanın vakti geldi. 7'de 7 İsmail Kartal Michi Batshuayi kadro dışı kalmıştı. Yani kadro dışı kalmıştı arkadaşlar. Açıkçası kadronun dışında kalmıştım. Belçikalı golcüyü niye almadı ortaya çıktı demiş. Zaten ben bunu maç baş başlamadan söyledim ama ee, aynı zamanda Ryan Kent Ankara gücü maçında da bu şekilde kadro dışında kalmıştım. Arkadaşlar her iki oyuncu da Perşembe günü ilk 11'dedir. O yüzden kadro dışı kaldılar. Şimdi 9 maça çıktı Batu şu ay. 3 gol 2 asist. Bir de Zaits'e yaptığı bir asist vardı. Zaits içine etti. Yoksa 3 gol 3 asist olacaktı. 2024 yılına kadar devam ediyor. Bir yılda opsiyonu var. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir tartışma, kavga, gürültü yok. Bilginiz olsun. Yani muhtemelen karıştırmaya çalışacaklar. Sakın yemeyin. Bünyamin Gezer'den Hakan Ceylan'a canlı yayında flash sözler. Aslında bu Hakan Ceylan adlı şahsa kimlerin ne küfür e, şeyleri var, sözleri var da. Hakem yorumcusu Bünyamin Gezer. Eski hakem. TRT Spor ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdi hocam sen niye bu adamı ısrarla söylüyorsun? Bünyamin Gezer söylerse ben ne diyorsa ben kabulüm diyorsun. Kolay bir şey değil. Hocam Bünyamin Gezer'de satılamaz mı? Yani şerefini satamaz mı? Yani birilerinin adamı olamaz mı? Olamaz. Benim tanıdığım Bünyamin Gezer birilerinin adamı olmaz. O yüzden de güveniyorum. Ha birilerinin adamı olursa derim arkadaşlar artık şu saatten sonra yapmayın diye. Ben o yüzden söylüyorum. Bak Fenerbahçe pozisyonlarına ben penaltı mı dedim? Bünyamin Gezer değil mi dedi? Benim için değil doğrudur. Beni de dinlemeyin. Anladınız mı? Bak ben samimiyim. Galatasaray maçını yorumladım. Ben dedim ki bu penaltı. Bünyamin Gezer dedi ki değil. Değili kabul edin. Bunu da hiçbir Galatasaraylı yapmaz. Hiçbir Beşiktaşlı yapmaz. Hadi şu hocayı takip edin demez. El falan yok o pozisyonlarda. O sahi Samuel'inde, Abu Bakar'ın da pozisyonlarında el falan yok. Hazır olma yapacaklar oyuncular. Bu ülkedeki hakemler öyle pozisyonlara el verdiler ki. Ceylanlar var. Varın elle oynamada yorum yapma hakkı yok. Bu işin profesörü Ceylanlar var. TFF başkanına gidip aman alt ligdeki hakemler görev almasın. Onların kalibresi düşük diyorlar. TFF başkanını ikna ediyorlar. Alt liglerdeki hakemlere MHK tarafından tebligatlar gidiyor. Bakın tebligatlar gidiyor. Tebligat nedir? Bir iş konusunda size bir görev verilir. Bu size tebliğ edilir. Yani bu size bildirilir. Bunun adı tebliğidir. Tebligatta bunu tebliğ etmek için yani bunu size aktarmak için gönderilen yazı. Resmi yazılır. Sonra birileri TFF başkanıyla görüştükten o çocuklar görev almıyor. TFF'nin yatırım yaptığı çocuklar bunlar. Ne maç yönettiğinizde milletin emek verilen çocuklarla oynuyorsunuz. Kasımpaşa-Ankara gücü maçında bir penaltı pozisyonu var. Herkesin var müdahalesi gerekirdi dediğim. Arkadaşımız ceza yemiyorum maçtan sonra. Ceylanlar var arkadaşlar çünkü. Sağa sola açılan telefonlar var. Var hakemleri istedikleri pozisyonu hakeme gönderiyorlar. Kendi pozisyonlarını sıyırıyorlar. Ondan sonra da eğitim çalışması yapıyorlar. Böyle olmaz. Yani Türkçesi şu. Mesela bizim maçı yöneten hakemler, vardaki e, şahıslar ve orta hakem. Allah bin bir türlü belasını versin. İki gündür yani beklediğimden çok fazla destek geliyor. Hocam biz de beddua ediyoruz. Küfür etmeyin beddua edin bunlara. Küfür ederseniz her küfürünüz için 15.000 TL ödersiniz. Her bedduanız için Rabbime dua etmiş olursunuz. Allah'a yakınlaşmış olursunuz. Beddua edin bunlara. Bunlara beddua edin. Bunların son yedi ekmek olsun bu işten. Bir daha geberene kadar ne bunlar ne? Hiçbir Fenerbahçe düşmanı sahaya bunun yansın. Hiç kimse bu işten ekmek yiyemesin. Allah da çıkarsın. Kendilerinden bizzat çıkarsın. Çıkarmıyorsa sevdiklerinden çıkarsın. Hocam sevdiklerini ne karıştırıyorsun? Diyen varsa ondan da çıkarsın. Ne demek sevdiklerini ne karıştırıyorsun lan? Ben burada öfkeden kuduruyorum. Çoluğum çocuğum şey yapıyor. Millet kalp krizi geçiriyor sinirden. Öbürü başka bir şey yapıyor. Millet birbirini yiyor. Sevdiklerinden çıkmıyor mu? Milyonlarca Fenerbahçe'nin yıllardır sevdiklerinden çıkıyor. Artık bunların da sevdiklerinden çıksın. Hocam adamın masum çoluğundan çocuğundan ne istiyorsun? Masum milyonlarca Fenerbahçe'nin ne istiyorlarsa ben de onu istiyorum. Onlar milyonlarca kişiden ne istiyorsa ben bir kişiden onu istiyorum. Onların milyonlara yapmak istediğini ben bir kişiye yapmak istiyorum. Anladınız mı? Sizin bu mantığınıza göre cezaevlerini kapatalım. Tecavüzcüler, arsızlar, hırsızlar sokakta gezinsin. Sizin bu mantığınıza göre hiç kimse ceza almasın. Hakeme ben nereye şikayet edeceğim? TPP bunların elemanı olmuş. MHK bunların elemanı olmuş. Öbürleri bunların elemanı olmuş. Televizyondakiler bunların elemanı olmuş. Kime şikayet edeyim? Kime kime? Kimi kime şikayet edeyim? Kimi kime şikayet edeyim ya? Bana söyleyin ya. Kime edeyim ya? Allah'a ediyorum kardeşim. Hepinizi Allah'a ediyorum. Hepinizi Allah'a şikayet ediyorum. Birileri de çıkmış diyor. Hocam bu Galatasaray'ın oyunu sanki Fener'i şampiyon yapmayacak maraymış, imajı veriyorlar. Herkese bunu inandırıyorlar. Öbürü diyor ki hocam hakemlere Fener'i düşman ediyorlar. Lan bu Allahsızlara zaten zaten bu Allahsızlar bize düşman. Bunların Allah'ı dini yok. Bunların kitabı imanı yok. Bunların inandığı şey para. Bunlar güce tapıyorlar. Ya Allah'ı olan gördüğünü inkar etmez. Bak gördüğünü inkar edenin Allah'ı yoktur. Açık ve net Gördüğünü inkar eden Allahsızdır. Düşünsene Kur'an-ı Kerim eline verir. Bu ne diyorlar? Elimde Kur'an-ı Kerim var mı? Yok. Bu kişi Allahsızdır işte. Yok diyen kişi. Ha. Çok çok nadir durumlarda işte yalan yere şahitlik edebilirsin diyorlar. Çok çok nadir durumlarda ki bunun da kıstası, kriteri böyle adamı hastalıktan ölüyordur. Moral vermek için falan diyorlar hani. Anladınız mı? İki kişi kavga edecek, birbirini öldürecek. Araya girin ya arkadaş öyle bir şey olmadı falan deyin. Yalan yere burada yemin edebilirsin. Burada. Neyse ben devam edeyim. Zamanın MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz bu genç hakemlere tebligat çekiyor. Varda görev alacaklarına dair. Bu arkadaşlar gidiyor TFF Başkanı'na görüşüp bunu engelliyor. Var hakemliği konusunda yeterli kalmış çocukların hakkını yiyorlar. Fenerbahçe'nin hakkını yiyen Fenerbahçe taraftarının yarısının bedduasını yesin en az. Niye insansın Şenol? Şey, niye inansın Şenol Güneş? Geçen hafta Hatay maçında 3-4 tane siyah beyaz hata var. Bu hafta Beşiktaş maçında 4. hakem kim? Nasıl inansın Şenol Güneş yapay zekaya? Hakem camiası çok kötü gidiyor. Her geçen gün daha kötü ya. Ben söyleyeyim Allah diye Galatasaray'a taptıkları için Galatasaray şampiyon yapmak için analarına bacılarına sövdürdükleri için bu durum böyle oluyor. Ya abi bak Feneriye yaptıkları için sövdürüyorlar diyen geri zekalara soruyorum. 9 senedir bir takım şampiyon olamıyorsa hakemler bu takıma mı çalışıyordur? Yoksa bu 9 senede en fazla şampiyon olan takıma mı çalışıyordur? Ya aptal olan aptal bu soruya der ki arkadaş en fazla kim şampiyon olsa ona çalışıyordur. Yani seçimler yaklaşıyor. Bilmem AK Parti Belediyesi. İzmir'de AK Parti Belediyesi mi daha çok çalışır? CHP mi çalışır? CHP çalışır. Çünkü Ora Ora'nın kalesi. Konya'da Kayseri'de Parti Belediyesi çalışır. Dese ki belediye biz, biz çalışmıyoruz arkadaş. Kime verdiyseniz ona o çalışsın dese. Millettir ki salak mısın sana verdik oy. Doğru mu? Bu da aynısı. Hakemler kime çalışıyorsa o şampiyon yapılıyordur. Kimin aleyhine çalışıyor da o da yıllardır olamıyordur. Ya yani bunu anlamayacak kadar geri zekalı olamaz insanlar ya. Bu kadar salak olamazlar ya. Ya ekmeğiniz mi bozuk? Sütünüz mü bozuk? Neyiniz bozuk abi? Neyiniz bozuk? Neyini anlamıyorsunuz? Yani yediğiniz besinler mi bozuk? Gıda mı bozuk? Beyninize giden hücrelerde mi bozukluk var? Neyini anlamıyorsunuz? Benim elimde argümanım var. Geçen sene Galatasaray'ı şampiyon yaptılar. Abi Abidik'ten penaltı. Gubidik'ten penaltı. Rakibe saçma kırmızı kart. Galatasaray oyuncusu 30 hafta boyunca sarı kart yemedi. Uçan tekme attı. Yüzüne tekme attı. Karnına tekme attı. Ayağı bastı vurdu. 30 hafta sarı kart yemedi. Al sana şey şike. Al sana kollama. Al sana hakem olayı. Yok. Mala anlatır gibi anlatıyorum. Yine anlamıyorlar. Yine anlamıyorlar. Ya da ikna olmuyorlar. Gerçeği bildiği halde ikna edenin yani gerçeği bildiği halde inkar edenin de gördüğüne yok diyeninde benim gözümde Allahsızdan hiçbir fark yoktur. Benim gözümde bunlar Allahsızdır. Bu kadar bir bak bir takımın üstüne bu kadar gelinmez. Bir taraftar topluluğunun üstüne bu kadar gelinmez. Bu kadar hak yenilmez. Ya farzı misal örnek vermek istemiyorum. Yapmak istemiyorum. Seri bir tecavüzcü şerefsiz düşünün. Arsız namussuz. Bir yapıyor serbest bırakılıyor. iki yapıyor serbest bırakılıyor. Üç yapıyor serbest bırakılıyor. Ne yaparsınız? Adaleti kendiniz sağlarsınız. Ne yaparsınız? Beddua edersiniz. Ne yaparsınız abi ulan dersiniz hadi toplu birik biz bir şey yapalım dersiniz. Biz adaleti kendimiz sağlayacak konumda değiliz. Biz bu kadar namussuz, alçak, şerefsiz insanlar değiliz. Biz öyle devletin e, askerine, polisine darbe yapmaya kalkışacak namussuzlardan değiliz. Bunların arkasından kim gidiyorsa biz bunlardan değiliz. Aksine bunların hedef aldığı kitlemiziz. biziz. Abi toplanalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bunu diyecek kadar da karaktersiz değiliz. Ya elimizden bir beddua geliyor, onu yapıyoruz. Buna da karışan varsa Allah onun da başına versin. Devam edeyim. Şimanski'nin düşürüldüğü pozisyonda tartışılacak hiçbir şey yok. Net bir penaltı. Şimanski yükseli kafayı vuracakken yani Rize oyuncu bu dalıyor. Aloe'nin Tadic'i düşürdüğü pozisyon. Tadic'in topuna müdahale var. Diz darbesi var. Neredesin Hakan Ceylan? Maç almaya devam edin siz diyor. Son aldıkları maç olsun. Allah bir daha bunlara maç nasip etmesin. Etmesin abi. Etmesin. Ya kızdın mıydı? Kızdın diyorlar. Ne yapayım abi? Ne yapayım? Siz söyleyin. Fenerbahçe'yi dua ile himmetten kimse şampiyon yapmıyor. Yapmasın da zaten. Oradan gelecek. Hayır şeytandan gelsin. Yapmasın zaten. Anladınız mı? Kimse Fenerbahçe'yi dua himmetten şampiyon yapmasın. Sakla. Ya posterlerde yüzünü gizlemek zorunda kaldığımız futbolcumuz olmasın. Arkasına sığındığımız gizli ilişkilerimiz olmasın. Arka bahçesinden dolandığımız şeyler olmasın futbolcuyla ilgili şu kadarlık sözleşme yaptık deyip TFF'yi açıklayıp oyuncuya FIFA nezdinde tazminat öderken gerçek sözleşmenin başka olduğu ortaya çıkmasın. Menajer ücretleri 10 binde bir gösterilmesin. Utanmadan bunu 10 binde bir gösterip de bir de üste çıkıp aa pardon ya denilmesin. Birileri artık şu işlerden ceza alsın artık yeter. Yeter gerçekten yeter. Bıktırdınız ya yemin ediyorum bıktırdınız. Son olarak da Fenerbahçe'miz Spartak tırnağı hazırlıklarına başladı. <laughs> Konuşacağım çok şey var da. de artık. Ya bak ben bu kadar köpürüyorsam. Bak maçı izlerken arkadaşlar şunu söylüyor. Hocam sen normalde çok sakin adamsın. Sen köpürüyorsan bir şey vardır. Ben Galatasaray maçını izleyip Galatasaray'ın hakkının yenildiğinde de hakeme küfür etmiş adamım. Bakın İlk defa duyuyorsunuz belki. Galatasaray maçını izleyip Galatasaray'ın hakkını yiyen hakeme ana avrat küfür ettim. Sebebi ne biliyor musunuz? Ben adaletten yanayım. Bugün Galatasaray'ın hakkını yiyorsa yarın Fener'in hakkını yer dedim. Dediğim de oldu biliyor musunuz? Dediğim de oldu. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene. Galatasaray maçlarını izleyin. Bakın. Hakkı yenmiş mi yenmemiş Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene Fenerbahçe'nin maçlarını izleyin. Trabzon'un maçlarını izleyin. Ben şunu söylüyorum. Trabzon'un son şampiyonluğunu çık. Öyle bir şey olmadı say. Yani 40 yıl öncekine bilmiyorum onu hafızam yetmiyor. Geçen 2 sene önceki mi ne? O son şampiyonluğuna çık. Aradaki 40 seneden bahsediyorum. Süper Lig'de en çok hakkı yenen 4 büyüklerden en büyük takım yani en büyük 4 büyüklerden hakkı en çok yenen takım Trabzonspor'dur. 3. Beş, beşiktaş'tır. Bak o kadar da net samimi söylüyorum. Beşiktaş'ın da birkaç şampiyonları çık. Oradan onların da var kullandıkları bir iki sene. Net bir şekilde çık. Şimdi şunu söylüyorum. Lan gün oldu devran döndü. İktidar değişti muhalefet değişti. O değişti bu değişti. Dedi ki siz Fener 10 sene şampiyon yapmadınız. Alın ulan namussuzlar. Alın ulan alçaklar. Alın ulan şerefsizler. 10 sene ben de Fener'i şampiyon yapıyorum dedi. 10 sene ömrümüzden çaldılar. Ne hissedersiniz? Ne hissedersiniz? Bizim yaşadığımızı yine hissedemezsiniz. Yine hissedemezsiniz. Yine hissedemezsiniz. Bırakın kim şampiyon oluyorsa olsun. Kim oluyorsa olsun. Karışmayın. Ya Endombili'ye müdahale yok. Icardi'ye müdahale yok. Öbürüne müdahale yok. Dokundur muydu? Penaltı. Dokundur muydu? Sarı kart. Ya böyle bir düzen var mı ya? Tamam şöyle yapalım. Fenerbahçe futbolcuları bir maç ya. Bak. Benim şöyle bir cümlem var. Asıp çerçeveletip asacak bir cümle. Fenerbahçe maçlarını hakemler adil yönetirse en başta Fenerbahçe taraftarı diyecek ki ulan şike mi yapıyoruz? Bak yemin ediyorum bu cümleyi az çerçevelet duvara ya duvara çerçevelet tas. Fenerbahçe maçlarını hakemler adil yönetirse ilk Fenerbahçe taraftarı der ki ulan şike mi yapıyoruz? O kadar alıştık ki hak yenilmesine. O kadar alıştık ki. Hakkımızın yenilmesine o kadar alıştık ki adaletli maç yönetseler şike yapıyoruz diyeceğiz ha. Yemin ediyorum o derecedeyiz. Galatasaray maçlarında hakemler adil yönetsin Galatasaray taraftarı başlar. Fener Federasyonu ele geçirdi demeye. Çünkü haksızlığa alıştılar. Ya Icardi Gaziantep'te adama azıcık bir müdahale var. Eliyle de vuruyor. Tokat çarpıyor. Penaltı. Fred'in anasını belirliyorlar. Zayt'sın anasını belirliyorlar. Öbürüne bir şey yapıyorlar. Öbürünü mahvediyorlar. Öldürüyorlar. Perişan ediyorlar. Penaltı istiyoruz. Ya siz de her şeye penaltı istiyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu'na verilen penaltıyı hatırlayın. Lan Allahsızlık bu ya. Buna verip Fenerbahçe'ye vermeye Allahsızlık. Ben şunu söylüyorum. Aynı eşit yerdeki pozisyona verme. <laughs> Icardi Galatasaray'ın evindeki Samsun yok Samsun maçı mıydı? Tam hatırlamıyorum da. Offside'den gol attı falan dediler. Ne dedim ben çıkıp böyle offside olmaz. Çizgi bu. Bir gün sonra Ceko aynısını gol attı. Galatasaraylar başladı. Ceko offside'den gol attı. Lan bir gün önce aynısı. Aynı çizgi. Ceko'nunki daha az offside. Yani onunkine göre. İkisi de değil de. Hani Cekoling'i daha az. Daha da geride. Ya dürüstlüğü, şerefi öğretemiyoruz insanlara. Şeref ailede öğrenilir. O gün hatırlayın Galatasaray maçında futbolcunun bir topun üstüne bastı. Düştü penaltı verdiler. Şey, penaltı bekledi Fenerbahçe taraftarı ve diğerleri. dedi ki buna penaltı çalınmaz. Bu kadar basit değil. Aynı pozisyonun daha basitine Galatasaray'a penaltı çaldılar. Abi ya adalet ya bizim için adalet ya sizin ve sevdikleriniz için kıyamet. Bu kadar bedduayı aldınız. Ama Allah'tan, Allah'a inanmasanız da, Allah'tan korkmasanız da bu kadar bedduayı aldınız. İki yakanız bir araya gelmesin inşallah. Son kazandığınız para olur inşallah. Çocuğunuza çocuğunuza haram yediremezsiniz inşallah. Fenerbahçe Çaykur Sporu yendi. Hakemi de yendi. Liderliğini sürdürdü. Gözler Spor'tak Tırnava maçına çevrildi. Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde grubun ikinci maçında Hani grubun en zayıf halkası diyebileceğimiz takım. Kağıt üstünde. Ee, Spartak Tırnava ile Depresman'da maçımız var. Hazırlıklarımızı sürdürdük. İlk 11'de oynayanlar yenileme yaptı. Diğer futbolcular çalıştı. Bak 3 günde bir maç yapıyoruz. <laughs> ben aynı soruyu hep kendime soruyorum. Fenerbahçe'nin bu kadar futbolcusu sakatlanıyor da Galatasaray niye sakatlanmıyor? Sebebi belli. Türkiye'de kullanıyorlar. Hiçbir şey yok. Avrupa'da da daha has bir rakip gelmedi. Bak has bir rakip belki bir maçta 3 futbolcusunu sakatlayacak bunların. 3 futbolcu sakatlanacak. Belki biri sezonu kapatacak. Biri şeyi kapatacak. İnşallah kapatır. İnşallah kapatır. Derler ki ulan Süper Lig'de her dokunmaya faul sarı kart vermeseydik de alışkan olsaydık diyecekler. İnşallah derler. Ya bir Icardi Galatasaray'da sezonu kapatsın. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunların ahengi, şaftı her şeyi kayar. Bunları hakemler de kurtaramaz. Ankara gücü. Ulan Ankara gücü dese ki arkadaş biz buradan puan alacağız. 3 bile atabileceği maçtı. Ama hocam istatistiklere baksana. Yani adamların şutu yok neredeyse. İstatistik hiçbir şeydir. İstatistik her şeydir. O gün Ankara gücünün yerinde. Ya sıradan bir takım olsun ya. Bak sıradan dandik bir takım olsun. Sıradan dandik bir takım olsun. O bile 3 fark atar. Siz neden bahsediyorsunuz? Neyse. <laughs> Çok derinlemesine girmeyeceğim artık. Çünkü insanlara laf anlatmaktan bıktık. Hakkımızda ayrısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Maçın orta hakeminin daha önce Galatasaray lehine hatalar yaptı. maçın var hakeminin ne mal olduğu zaten belli. Ahmet Çakar'ın çeşitli iddiaları var. Ahmet Çakar canlı yayında hakemlerin şikesinden hakemlerin ee, maç sattığından Mehmet Büyük Ekşi adlı Galatasaray, Mehmet Büyük Galatasaraylı'nın, Ekşi Galatasaraylı'nın e, şey Galatasaray aleyhine bir şey olduğu zaman küplere bindiği, Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey olduğu zaman da kına yaktı. Neresine kına yaktığını biliyorsunuz. Bu gibi iddialarda bulundu. Ahmet Çakar dedi ki beni mahkemeye vermezse şerefsizdir dedi. Beni mahkemeye versin ben de bunları açıklayacağım dedi. Yani beni mahkemeye versin bana iftira atıyor diye dedi. Ben kanıtlayacağım dedi. Zaten mahkemeye verirse bu demek ki Ahmet Çakar yalan söylüyor. Vermezse zaten şerefsiz de dedi adam. Canlı yayında söyledi. Vermezse zaten herkes Ahmet Çekan iddialarının doğru olduğunu anlayacak. Bakalım sonuç nereye varacak. 2 senedir 3 senedir Fener'i şampiyon yapmayacaklar diyorlar. Hakikaten yapmıyorlar. Bakalım bu sene ne olacak ama şunu söyleyeyim. Artık Fenerbahçe başkanının hani mahalle ağzıyla hatta daha da abartayım mı? Hani böyle çukur aksamıyla raconla konuşması lazım. Açık, net. Bir daha yapın. Sahaya ineriz. Yani sahaya ineriz ile başlayan tezahüratı söyleyecek. Açık ve net. Canlı yayında. Milyonların gözünün önünde. Diyecek ki bir daha yapın. Biz de bunu yaparız. Adaleti biz sağlayacağız. Likten Yani Atıyorum likten çekiyoruz. Bir şey yapıyoruz. Yani. Bakalım ne olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 50-2600 için teşekkürler. Abi bakın beddua kendine döner diye olay şöyle söyleyeyim size. Haksız yere beddua. Bir adamla tartıştınız. Mesela trafiktesiniz. Adamın önüne kırdın. Adam gitti duvara tostladı. Geldi sana dedi ki ya kardeşim senin yüzünden duvara tostladım. Hadi lan oradan dedin. Tartıştın. Adama dedin ki Allah belanı versin. Hem suçlusun hem güçlüsün. O bela bumerang olur döner sana gelir. Çünkü adamın hiçbir suç yok. Sen suçlusun. Tam tersi. Abi Beddua eden kişi haklı ya, mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur hadisi şerifi var. Net bir hadis, açık bir hadis, garanti bir hadis, kesin bir hadis, mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Mesela ben size bir şey söyleyeyim, bir hadis söyleyeyim. Mazlumun bedduasını almaktan kork, zira Allah'la bu beddua arasında perde mevcut değildir. Buhari'de geçiyor, Mezalim'de geçiyor, Tevhid'de geçiyor, Müslim'de geçiyor. Ebu Davud'da geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Yani bütün sahih hadis kaynaklarının hepsinde geçiyor. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah'la bu beddua arasında perde yoktur diye. Yani açık açık Allah'la beddua arasında perde yoktur diyor. Tövbe haşa Allah diyemez beddua etmeyin. Döndürür size çarparım diye. Anladınız mı arkadaşlar? Açık açık isteyenin kanıtını da vereyim. İsteyen araştırsın internette. Anladınız mı? Açık ve net bir şekilde. O yüzden korkmayın. Bu namussuz, bu alçaklar sizi burada da yıldırmak istiyor. Allah inancınızı yok etmek istiyor. Allah inancınız yok olmasın. Allah'a her şey için dua edin. Kaybolan, kaybolan çorabınızın teki için bile dua edin. Allah'ın şanını yükseltin, yüceltin. Anladınız mı arkadaşlar? Bu ya bu yaptığınız şey sevaptır ya. Yemin ediyorum yaptığınız şey Allah'a bir dua etmeniz bile sana sığınıyorum diyorsun ya. Senden başka gidecek kapım yok. Bu bile sevaptır ya. Siz geçin bunları, bu dallamaları geçin. Bunların dini kendine göre, imanı kendine göre yorumlamalarını geçin. Bunlara kalsa 3 Temmuz gerçek 15 Temmuz hikaye bunlara kalsa. Ya da 15 Temmuz gerçek 3 Temmuz hikaye. Bunların böyle şeyleri var ya bunları geçin. Bunlar kiminle masaya oturur, kiminle yer, içer, kalkar hesabı kime ödetirler herkesin bildiği şeyler. Edin abi. Et dua edin. Dua edin. Vallahi diyorum dua edin. Bana da dua edin. Fenerbahçe'ye de dua edin. Her namazdan sonra her elinizi açtığında dua edin. Ben sürekli Fenerbahçe'ye ediyorum Allah'ım Fenerbahçe'ye sen yardım et. Herkes karşımızdaki bir tek sen bizim yanımızda ol yeter. Anladınız mı? Kusuruma da bakmayın. Biraz yükseldim. Hakkınızı helal edin. Yanlış argo bir kelime kullanacağım. Da kusura bakmayın. Görüşmek üzere.